Hacı Murat kuvvetleri burada nehrin sol kıyısında doğuda toplanmaktalar. Burada Kiev ordusunun tutacağı hat. Bizim kuvvetlerimizse... Generalim? Evet, ne var? Binbaşı Boris İlin kumandasındaki keşif kolu dönüyor generalim. Yanlarında da çok sayıda Türk esiri var. İyi. Derhal huzurumuza çıkarılsınlar. Başüstüne. İltifatınıza minnettarım generalim. Biz sadece vazifemizi yaptık. Başarınız sayesinde Hacı Murat'ı kıskıvrak bağlayacağız demek. Demek bu dağların kartalı, Osmanlıların iftiharı, İslam'ın kılıcı Hacı Murat'ın kızı bu ha? Yazı geçirmek için yaylaya çıkmışlar. Döneceklerini köylülerden işittim. Yollarına pusu kurdum. Bu alçakları esir aldım, diğerleri köpek gibi geberdiler generalim. Köpek senin soyundur, kahpe! Bizim gücümüz ancak yaşlı kadınlara, müdafasız genç kızlara geçer. Allah'ın izniyle Hacı Murat hepimizin intikamını alacak. Atın zindana! Güneş doğarken kurşuna dizilecekler. Kıza gelince zincire vurun. Onun hakkında çok parlak düşüncelerim var. Götürün! Allah'ın inayeti ve lütfu sizlerin üstünden eksik olmasın. Sizin hayır duanızı da üzerimizden eksik etmesin Sayın Fedor Alekseyevich. Emriniz? Sadece ricam, herhalde kabul buyurursunuz ki bir ruhani olarak vazifem sizin ruhlarınızı ölümden sonra azap ve işkenceden korumak. Hepinizi onun yolunda harekete sevk. Şüphesiz efendimiz. Bu bakımdan ani bir kızgınlık neticesi, elinizi kana bulamaktan sizi korumak isterim. Lütfen merhamet buyurun, Türk esirlerini kurşuna dizmesinler. İkazınıza minnettarım. Fakat harp kanunları kilise kanunlarına benzemez Sayın Fedor Alekseyevich. Türkler yarın sabah erkenden kurşuna dizileceklerdir. Baylar, toplantıya. Hacı Murat adlı asinin adamlarından oldukları Sabit olmakla İmamoğlu Kasım, Nakipzade Ali, Çolak İbrahim ve Kara Tahir'in Çar ordularına karşı gelme ve silahlı mukavemet suçundan idamlarına karar verildi. Birinci Don Ordusu ve Kafkas Cephesi Başkomandanı General Yuri Rokossovski. İki saat sonra avluda hazır bulunacaklar. Ne dersin binbaşı? Benim, Anton Kuraviç. Başımı vurdum. Bir şey yok. Dikkat etsene. Nöbette şarap içersen başını da vurursun. Sen kimsin? Bir hak aşığı. Atlar dışarıda bekliyor. Hayır, kim olduğunu söylemeden bir yere gitmeyelim.
Bize tuzak kurmadığın ne malum? Kimsin? Niçin kurtarıyorsun bizi? Türk olmasam sizi kurtarmak için asker dolusundan da kendi canımı tehlikeye atar mıyım? Hadi. İdam edilecek Türkleri affetmedin diye rahip çok üzülüyor. Harp harptır Katya. Harp olmasa bile Türk'ün yeri sadece toprak altı olmalı. Bu kadar gaddar olduğunuzu bilmiyordum. Prens hazretleri burada olsalar muhakkak ki onları affederdi. Babacığım, prens çok gençmiş sahi. Evet yavrum. Oh, kendisini o kadar merak ediyorum ki. Dualarınızdan eksik etmeyin bizi. Allah'ın izniyle hem Nilüfer kardeşimizi hem de Rus ordusunun taarruz planlarını getireceğim size. İhtiyatlı ol İslam oğlum. Allah seni korusun, vatanımızı korusun. İlk vazifen elinden geldiği kadar Rus taarruzunu geriye atmak, onları yalan haberlerle oyalamak. Ta ki Şeyh Şamil'in orduları buraya ulaşsın. Onlar gelmeden Ruslar taarruza geçerlerse dayanamayız. Bütün cephemiz çöker. İslam! Bugüne kadar senden gizlediğim bir sırrı açıklayacağım evladım. Bir zamanlar Ruslar tarafından kaçırılan kardeşin Ahmet. İslam Bey'i benim kıyafetimle kaleye gönderdiler. İçlerinde beni tanıyan biri yoksa bütün Rus ordusunu mahvederler. Bir emriniz mi var Prens Hazretleri? İslam Bey benim kılığımda benim adımla kaleye gitti öyle mi? Evet Prens Hazretleri. Gece nöbette bulunan bütün subay ve erleri tevkif edin. Emredersiniz generalim. Prens İvan Vasilyevich Simonov Hazretleri kalemize geldiler. Prens Hazretleri mi? Ta kendisi. Kalemize hoş geldiniz. Sizi şu anda beklemiyorduk. Tatlı uykunuzdan uyandırdığım için beni affedin efendim. Herhalde Türklerin dağ geçitinde bizi pusuya düşürüp bütün mahiyetimi öldürdüklerini bilmiyorsunuz. Nasıl olur Prens Hazretleri? Onu sizlere sormak lazım. Hani Hacı Murat kuvvetleri ilk hücumda bir İskambil destesi gibi düşüp kalacaktı? İnanılır şey değil. Bu halsinizi gördükten sonra hiç şaşmadım. Affınıza sığınırım Prens Hazretleri. Vazifem af değil, gördüğüm rezaleti Çar Hazretlerine nakletmektir. Bir dakika. Konuşmanızdan Türkleri hiç tanımadığınız anlaşılıyor. Bir din adamı olarak sizi bu şekilde haksız bir muameleyle çok şerefli subaylarımıza hakaretten men ederim. Özür dilerim. Maksadım askerlik şerefinizi incitmek değildi. Thank you.
Hacı Murat'ın öz be öz kızı Prens Hazretleri bu gece bizzat huzurunuzda dans etmek şerefine nail olacak. Asla, asla! Baylar, vazifenizi yapın. Sizin gücünüz yalnız müdafasız kadınlara geçer. Alçaklar, korkaklar, ah, sevgililer! Yok mu silahını çekip beni vuracak bir erkek? Yok mu içinizde beni vuracak bir mert insan evladı? Söyleyin, söyleyin! Dans etmesini bilmeyen vahşi bir kız için bu kadar zahmete değmez. Yok mu huzurumda dans edecek Rus kızları? Emredersiniz. Götürün! Prens Hazretlerinin bu kadar iyi bıçak attıklarını hiç duymamıştım. Tıpkı bir Türk gibi. Tesadüfen tutturdum. Tahmin etmiştim. Binbaşı Boris İlyin ordumuzun en keskin nişancısıdır. Göğsündeki nişan da bunu ispat eder. Binbaşım. Buyur Boris. Buyursana. He? Bak bendeki birlik var ha. Nerede sendeki şu? Çek bakalım maça varsın ha. Olmaz mı? Mehmet aslında uyuyun öyle mi? Hı? Defol! Defolun! Defol! Defol!
affet Nilüfer bacı. Gönlüm bir Türk kızının o köpekler karşısında oynamasına el vermedi. Sen yoksa... Aziz peder, ziyafette çok sarhoştum. Yaptığıma bin pişmanım. Bu kızdan af dilemeye gelmiştim. Af dilemek yüksek ruhlara mahsus bir fazilettir. Prens hazretleri asaletlerini bir kere daha ispat etmiş oldu. Siz buyurun istirahat edin. Ben bakarım. Buradan kurtulamazsak İslam Bey kurduğu tuzakla ordumuzu mahvedecek. Bizi buradan bir kişi kurtarır prensim. Allah mı? Hayır Ali, gavur Ali. Dünyada altının ve şöhretin açamayacağı kapı yoktur. Ona bir servet vaat ederseniz, hele kendisi de Rus asıllı olduktan sonra. Tabii, tabii. Oh, Prens Hazretleri. Affedersiniz. Görecekler diye ödüm kopuyor. Burada yalnız kalabileceğimiz bir yer yok mu? Bilmem. Şey, aşağıdaki ufak kilise. Hiç kimse bulunmaz bu saatlerde. Aziz peder Fedor Alekseyevich bile. Prens Hazretleri, 1. Don Kazak ordusu taarruz planlarını takdim için Prens Hazretlerinin teşriflerini bekliyorlar. Seninle biraz görüşmem lazım. Sana evlenemeyeceğimizi açıkça söylemiştim Boris. Seni babandan istediğime ve generalimizin de teklifimi kabul ettiğine göre sözlüm sayılırsın. Asla! Hacı Murat'ın elinde şu anda çok zayıf bir kuvvet var. Ordusunun diğer birlikleri bu geçitlerden geçip ona iltihak edinceye kadar bir aya yakın bir zaman geçer. Şu anda kendisine taarruza geçtiğiniz zaman zafer kat'i şekilde Rus süngülerinin olacaktır. Ferman ve emir Prens Hazretlerinindir. Kiev sınır ordusudur. Bize iltihak etmeden taarruza izin veremem. Fakat ekselans... Zaten Aziz ve Haşmetli Çar Hazretlerinin arzuları da bu merkezde. İmkansız. Beni yalancılıkla mı itham ediyorsunuz? Oh, af buyurun prens, fakat... Bu kadar zayıf dediğiniz Hacı Murat kalemize bir günlük mesafede. Az kalsın beni Aziz ve Haşmetli Rus Çarı'nın başyaverini de esir alıyordu. Bu mu kuvvetsiz dediğiniz Türkler? Baylar! Kiev ordusu yetişmeden taarruz yok. Anlaşıldı mı? Yok. İyi günler. Kendisine Türklerin gerçekten müdafaasız olduklarını ispat etmemiz lazım. Hem de derhal. Fakat nasıl? Derhal Türk köylerine akınlar yapacağız. Hepsini yerle bir edeceğiz, yakıp yıkacağız. Esirleri sürü halinde önüne yığacağız. Hacı Murat'ın ne derecede kuvvetsiz ve aciz olduğunu kendisine ispat edeceğiz. Binbaşı Boris İlin, derhal taburunuzda Türk köylerine akın edeceksiniz. Atlarınızın geçtiği yerde tek bir canlı kalmayacak, anlaşıldı mı? Türklere layık oldukları dersi vereceğiz generalim.
Bırak! Ölüyorum binbaşım. Yalnız kalmak istiyorum. Konuş diyorum sana. Konuş hadi, konuş! Prens Simonov'un mahiyet taburu. Türkler baskın yaptılar. Bir kişi bile kurtulamadı. Yalnız. Yanlışın olacak. Prens Hazretleri kurtuldu. Şimdi kalede kumanda yerini aldı. Olamaz. Esir düştüğünü gözlerimle gördüm. İslam Bey, Türklerin kumandanı. İslam Bey onunla Rusça konuştu. Sonra tıpkı bir Rus prensi Çavuş, gibi. Çavuş, prens nasıl bir adam? Tarif et. Prens kısa boylu, genç. Allah'ım. Mutlaka İslam Bey onun yerine geçmiştir. Metro. Buyurun binbaşım. İslam Bey'in babası esirler arasında. Derhal bir müfrezeyle kaleye gönderin. Tabur hazırlansın, dönüyoruz. Başüstüne binbaşım. Çıldırmışsın sen. Askerlik şerefime yemin ederim. Ölürken her şeyi anlattı. Esas prens hazretleri şişman ve kısa boyluymuş. İslam Bey'e teslim oluşunu gözleriyle görmüş. İslam Bey... Şu Osmanlı Kartalı dedikleri Türklerin genç kahramanı öyle mi? Ta kendisi. Bir Rus prensi kadar asilmiş. Bizden daha iyi konuşurmuş Rusçayı. Seni bu şekilde konuşmaktan men ederim. İddiamda ısrar ediyorum. Haksız çıkarsam kurşuna dizilmeye razıyım. Nasıl ispat edebilirsin ki bu çılgınlığınla hepimizi lekelemene müsaade etmeyeceğim? Hayır generalim. Aldığım esirler arasında İslam Bey'in babası var. Kendisini öldürmek şerefini prens hazretlerine veririz. Her şey bir anda anlaşılır. Nasıl yapacaksın bunu? Onu mecbur edeceğim. Yeter ki bana yardımcı ol. Zahmet oldu efendim. Prens hazretleri. Bana sadece ismimle hitap etmenizi rica etsem. Sadece İvan deseniz mesela. Nasıl cüret edebilirim efendim? Niçin olmasın? Mesela bir evlenme halinde... Prens hazretleri sevinçli haberlerim var. Ne o? Yoksa Hacı Murat'ı mı yakaladınız? Ona yakın bir esir prens hazretleri. Gözlerinizle görmek istemez miydiniz? İvan! Ağlamışsın sen. İvan, ne var senin? Ne oldu sana? Hiç. Hiç sevgi. Günahsız, çaresiz bir insanı zorla öldürttüler bana. Allah'ım, yoksa bir Türk esiri mi? Türk esiri olması cinayeti affettirir mi? Hayır sevgilim. İnsan milliyeti, dini ne olursa olsun insandır benim için. Yani bir Türk'ü sevebilir miydin sen? Sevgime layık olduktan sonra Türk, İngiliz, Fransız, Rus ne farkı olabilir? Sen bir meleksin. Basit bir kızım, o kadar. Seninle mesut olmayı ne kadar isterdim. Yoksa bir mani mi var? Öyle demek istemem. Ben sadece... İlona! Demek artık odasına kadar gelebiliyorsun. Yoksa koynuna da girdin mi? Defol rezil! Size bu kızdan uzak durmanızı ihtar etmiştim prens hazretleri. Kozumuzu başka yerde paylaşırız. İstediğiniz yerde. Hemen! Israr ediyorum. Yoksa korkuyor musun? Kozum! Prens hazretleri, binbaşım. Prens hazretleri, kendim için değil, kızınızın şerefi için mecburum. Boris, rica ediyorum. Namus meselesidir, karışamazsınız.
Vazifenizi yapın generalim. Kaideyi hatırlatmama müsaade edin. Tabancada tek bir kurşun var. Sırası gelen namluyu beynine dayayıp tetiği çekecek. Kurşun namluya girmemişse, yani tabanca ateş almazsa silahı diğerine verecek. Ta ki iki düellocudan biri beyni parçalanıp ölünceye kadar. Hazır mısınız? Silah lütfen. Allah! Onu koru Allah! İkinci şans. Üçüncü şans. Dördüncü şans. Prens Hazretleri, Boris, son bir şansınız kaldı. Rica ederim, müdahale istemez. Son şansındı binbaşım. Ama bu şekilde ölmene razı değilim. Bütün emelim bir gün seni ağız tadıyla kendi elimle gebertmek. Allah'ım, ne olursun koru onu ya Rabbi. Bana bağışla onu. Ona yardım et mukaddes anamız. O kadar korktum ki İvan. Tanrım, ne çok seviyorum seni. Ele geçersek hepimizi kurşuna dizer Hacı Murat. Sen istedikten sonra bir çaresini bulursun. Çar Hazretleri bu hizmetini hiçbir zaman unutmaz. Rus asıllısın sen. Damarlarında bizim kanımız akıyor. Bunu sen yaparsın. Düşün bir kere. 20.000 altın. Sarayda kendine önemli bir mevki. Her şey, her şey. Ne istersen veririm sana. Yeter ki kurtar beni. Yemin ediyorum, yemin ediyorum. Sabah kurşuna dizilecekler. Cesetleri atlara bağlanıp Türk mevzilerine salınacak. Akıbetlerini anlasınlar diye.
İşlediğiniz bu cinayetlerle ordumuzun şerefine leke düşürdüğünüzün farkında mısınız Boris? Doğrusu hayır muhterem peder. Generalimiz sadece 5 kişinin idamını emrettiler. Bana kalsa şu anda hepsi toprak altında olurlardı. İyi geceler. Sağ olun. Vazifem yavrum. Bari yarana bir merhem çalayım. Çok iyisiniz. Sadece çok çaresiz. İçeriden hep inlemeler, ağlamalar geliyor. Çok mu yaralı? Sizlere. İçlerinden bazılarını sabaha kurşuna dizecekler. Allah'ım. Elimden bir şey gelmez ki yavrum. Onlar için sadece dua edebilir. Acaba İslam Bey... Kim? Prens Hazretleri diyecektim. Bırak yaranı sen. Türk'ün bile inemiştir. Dibindeki taşı oynatın. Kale dışına çıkacaksınız. 5 at bağladım size. Hadi yolunuz açık olsun. Sağ olun. Sağ olun. Kimsin sen? Hacı Murat'a İmamoğlu Deli Ahmet dersin anlar. Casus var!
Yemin ederim gözümle gördüm, buraya girdi. Kim? Takip ettiğim maskeli casus. Türk esirlerini kaçıran casus. Kalede bir hain var. Senin gibi bir deliği hayatta bıraktığım için kendimi hiç affetmeyeceğim. Bütün nöbetçiler öldürülmüş, Boris'in hakkı var. Hiçbir şey anlamıyorum. Ne var, ne oluyor? Yarın kurşuna dizilecek olan Türk esirlerini maskeli bir casus kaçırmış Prens Hazretleri. Bu ikinci hadise. İlkinde biz de inanmamıştık fakat maalesef doğru. Kendisini gören de benim. Gören, takip eden, bu odaya girdiğini tespit eden. Rüya görmüşsün. Prens Hazretleri, ünvan ve asalet dereceniz ne olursa olsun, bu kalenin ve Kafkas cephesinin başkumandanı olarak odanızı arama emrini vermeye mecburum. Yapamazsınız. Odanızda bir yabancı var. Evet. Derhal kendisini göreceğim. Tavsiye etmem generalim. Israr ediyorum, göreceğim. Siz bilirsiniz. Çekin örtüyü. Çok müteessirim general. Derhal kızımın namusunu temizleyeceksin. Memnuniyetle general. Kendisini eşim olarak bilmek benim için dünyanın en büyük saadeti olacak. Fakat general, odama gelen misafir buydu generalim. Yarın sabah duasından sonra nikahımızın kıyılmasını arzu ediyorum. Beyler, lütfen tahliye edin. Fakat generalim... Budalı... İlona, derhal annenin yanına. Müsaade ederseniz elmamı bitireyim. Hı? Babanın yanına döneceğiz. Ama yarından sonra bize hiçbir kuvvet ayıramaz. Git. Kimsin sen? Kalbi senin için çarpan bir fedai İslam Bey. Demek adımı bile biliyorsun. Hiçbir an kalbimden eksik oldu mu senin adın? Kardeşinim ben senin. Allah'ın inayetiyle babamızın da milletimizin de intikamını alacağız. Yeter ki Şamil'in kuvvetleri yetişinceye kadar Rus taarruzuna mani olalım.
Sizi karı koca ilan ediyorum evlatlarım. Cenab-ı Hak kurduğunuz yuvayı takdis etsin. Mesut ol. Ne zamandan beri bir Müslüman kilisede evleniyor? Bu ne rezalet? Kimdir bu adam? Yakalayın bunu. İşte aradığınız adam budur. Osmanlı Kartalı İslam Bey. Prens Hazretleri. Prens Hazretleri. İşte hakiki Prens Hazretleri. Nasılsınız İslam Bey? Fakat Prens Hazretleri... Prens Ivan Alekseyevich Simonov. Baylar, vazifenizi yapın. Ivan? Hayır sevgilim, İslam. Hacı Murat'ın müdafaasız olduğunu biliyorduk. Şamil Bey'in kuvvetleri yetişmeden bize karşı hiçbir şey yapamayacağını biliyorduk. Ama o hain taarruz planlarımıza mani oldu. Kiev ordusu gelmeden en ufak hücum hareketini bile men etti. Hakkınız var generalim. Türk karargahını bizzat gördüm. Sayıca çok azlar. O halde emriniz? Hücum! Allah haşmetli ve aziz Çar Hazretlerimizin ordularını dünyalar durdukça muzaffer kılsın. Amen. Amen. Konuş! Konuş köpek! Şamil Bey kuvvetleri nereden gelecekler? Konuş! Konuş sana! Hayırdır inşallah. İslam Bey'i esir aldılar. Rus orduları taarruza geçiyor. Son planın tatbiki için emir efendimizindir. İmamoğlu Deli Ahmet. Emret yoluna baş koyalım. Emir Allah'tan, kulluk bizden. Yaz Şeyh Efendi, Deli Ahmet'e. Son planı tatbik edeceğiz. Hacı Murat. Salın güvercini. Hacı Murat, bir şey anlamadık. Bu benimle İmamoğlu arasında bir sırdır Kasım Bey. Bana şehadet şerbetini içmeye susamış 30 yiğit seçin. Hepimiz emrindeyiz. Allah bana şehitliği nasip ederse arkamdan kumandan sensin. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Sizden onu sormaya gelmiştim muhterem Terek. Babama o kadar rica ettim, beni yanına bırakmadı. Yalvarırım onu görün. Ve her ne olursa olsun, dünya yıkılsa da onu sevdiğimi ve seveceğimi kendisine söyleyeyim. Üzülme ya. Söylerim evladım. Demek ki vazifeleriniz arasında Türk casuslarına haber ulaştırmak da varmış Sayın Fedor Alekseyevich. Allah bütün kulları arasında sevgi ve saygıyı emreder binbaşı.
kimseyi ne dinine ne de milletine göre ayırdı. Hapishanenin kumandanı olarak İslam Bey'i görmenizi men ettim. Elinizden geleni ardınıza koymayın binbaşım. Emrini yerine getireceğim yavrum. İcab ederse seni İslam Bey'le görüştüreceğim. Kimse mani olamayacak bana. Hadi şimdi odana git ve beni bekle. Kıtalarımızın büyük bir kısmı kaleyi terk ettiler. Vereceğiniz emir üzere iki gün sonra hücuma geçecekler. Harikulade generalim. Prens hazretleri bizzat kumandayı ele alıp harekatı takip için ne zaman hareket etmeyi düşünürler? Sabah erkenden. Emredersiniz. Ben ve bütün kurmay heyetimiz muhafız bölüğüyle erkenden muharebe hatlarına harekete hazırız. Şimdi müsaade ederseniz istirahate çekilelim. Durun! Bu ordunun dini ve ruhani başkanı olarak bu geceyi ta sabaha kadar kilisede toplu olarak Çar Hazretlerinin ve Muzaffer ordumuzun selameti için dua ele geçirmenizi istiyorum. Hakkınız var, Prens Hazretleri, generalim, baylar, hepinizi sabaha karşı kilisede dua için. Rahip ne zaman gelecek? Duaya ne zaman başlayacağız? Kaç saattir bekliyoruz general. İlona gelmedi mi? Çok rahatsız efendim. Ne arıyorsun odamda? İmamoğlu, Allah büyüktür. Benden korkuyor musun? Bir Türk'ün yatağına girmekten korkmadın. Şimdi benden mi korkuyorsun ha? Bu andan itibaren emir İslam Bey'indir. Allah Türk'ü korusun ve muzaffer kılsın. Ne bitmez ilahidir bu? Ne zaman başlayacak dua? Haksızlık ediyorsunuz Prens Hazretleri. Rahibimiz Rusya'da bir tanedir. İmdat! İmdat! Baba! Yavrum, evladım. Cephaneli uçuracağız. Ey bu kainatı yaratan, bizlere can veren, bizleri sonsuz hizmetlerinle mükafatlandıran Allah'ımız. Şu anda burada huzurda haşmetli ve aziz Çar Hazretlerimizin ve onun kahraman ordusunun zaferleri için dua etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Burası
cephanelik. Allah din ve Türklük uğruna bir fedai istiyor. Ben! İçinizde en yaşlısı benim. Bu hak benimdir. Can sesini duyar duymaz barutu ateşleyeceksin. Bana böylesine şehitliği nasip ettiği için Allah'ıma şükrolsun. Barutları ateşleyecek bir fedai. Ben. Osman'ım çok gençsin. Kardeşim Salih'in intikamını nasıl alırım ben? Hakkını helal et. Arslanım. O Allah ki her zaman masumların ve ezilenlerin safındadır. O Allah ki her zaman hainlere en korkunç cezaları verir. İşte ona sığınarak zaferin hakka tapanların safında olmasını niyaz ediyoruz. Ey büyük Tanrım sen bizi koru. Sen zaferi Allah Allah diye adını zikrederek şehit olanlara nasip eyle. Sen mazlum ve mağrur milletimizi muzaffer eyle. Rahip efendi. Sen yurdunu korumak için kızının, bacısının, karısının ırzını, bayrağının, dininin namusunu korumak için silaha sarılan, senin yüce adını zikrederek savaş meydanında şehit düşen mağrur kardeşlerini koru ya Rabbi. Neler söylüyorsun aziz peder? Aziz peder değil. Türk oğlu Türk, İslam Bey'in kardeşi İmamoğlu Deli Ahmet. Hain! Dayan İmamoğlu, yettim! Uğruna can kurban Hacı Murat. Sağ olasın Ahmet. Nerede bizim deli olan? Aileye bir gelin getirmeye gitti evlat. Hayır, hayır, hayır! Çek kılıcını Boris. Türklerin müdafaasız insanlara dokunmadıklarını öğrenmedin mi? İç soyu! Namumu bile biçemiyorsun Türk oğlu. Öyle mi dersin Rus oğlu? Thank you.
beni alay etmeye mi geldiniz? Bilakis, serbest olduğunuzu bildirmeye. Serbest mi? Lütfunuza muhtaç değiliz. Ordumuz bir iki güne kadar hepinizi kılıçtan geçirip bizi kurtaracaktır. Ordunuz bu sabah Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bu gördüğünüz kahramanın süvarileri karşısında perişan ve mağlup oldu. Yalan! Getirin kumandanlarını. General Todorov. Maalesef doğru. Takdim edeyim. Sizleri mağlup eden kumandanlardan biri Şeyh Şamil. Diğerine gelince, şu anda nikahının kıyılması için beni bekliyor. Hem de kızınızla. Kızımla mı? Allah birlikte kocasın. Millet ve iman uğruna dövüşecek nice yiğitler yetiştirmek nasip etsin.